Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları. Şimdi S&P analizini uzun zamandır yapmadık arkadaşlar. Ee, biz tabii S&P'de hep bu yıl içerisinde %20'ye yakın bir düşüş olacağını e, tahmin ettiğimizi ifade ettik. Yaklaşık 6 aydır e, bu süre içerisinde yani önümüzdeki alt, Haziran'dan bu tarafa diyoruz özellikle. Haziran'dan bu tarafa aralığa kadar ki olan süreçte gördüğü en yüksek tepe noktadan aşağı doğru sayıldığında %20'ye yakın bir düşüş görülme ihtimalinin olduğunu ifade ettik. Tabi burada piyasanın esasında manipüle edildiğini açık açık görüyoruz. Yani şuradaki grafiğe bakıldığında neredeyse hiç dalga yapmadan pandemi sürecinden bu tarafa real ekonomiden alakalı bir düzelme olmasa da ara ara tabi veriler pozitif gelmesine rağmen esas endeksi götüren şey varlık alımları ile beraber endeksin yukarı doğru Piyasanın desteklenmesiyle beraber bir çeşit manipüle edilerek yukarı doğru sürülmesi. Dolayısıyla yukarı giden bir piyasada yukarı yukarı takip etmek lazım. Şimdi şu trendlerimizi hatırlarsanız yaklaşık işte bir buçuk yıldır çizmiş olduğumuz trendler. Bir tanesi şu şu bölge özellikle bakın yükselen trendin olduğu kısım burası ve tabi bu pandemiden gelen destek trenç noktaları şeklinde. Şimdi burada dikkatimizi çeken şeyler. Şu süreci takip ettik, ettik uzun zaman. Yaklaşık işte bir, bir buçuk yıl. Sonra bir düzeltme geldi. Sonra bir alt desteğe geldik. Dikkat ettiyseniz. Sonra bir sürede onu devam ettirdik. Yaklaşık 4-5 ay. Sonraki süreçte işte arkadaşlar tekrar bir alt deneme yaptı. Yani şunun bir altını da aslında koymak mümkün. isterseniz onu da gö gösterelim. Bir alt desteği. Şöyle yapayım. Bakın şu şekilde onu da bir süre devam ettirdi. Bakın bir alt hatta da gördükten sonra hep onay mahiyetinde ve şimdi tekrar e, da, ve geçen haftalarda gelen düzeltme ile beraber daha önce görmüş olduğu ki bu trend bizim daha öncelerden çizdiğimiz bir trend hatırlarsınız. E, ne tesadüftür ki tam o e, dönüş noktası yani daha doğrusu destek noktası şuradaki trendin destek noktasına burada şayet burayı kırmış olsaydı çok daha arkadaşlar 4000'e kadar gelecek olan bir düzeltmenin e, sinyali olarak algılanmış olacaktı. Fakat orada tutundu. İşte dedik ya ne tesadüf tam o çizginin olduğu yerden neredeyse nokta atışı e, bizim 6 ay önce çizmiş olduğumuz trend noktasından 6 ay oldu. Bu çizgi yatalı belki bir pardon e, bir, bir buçuk yıl oldu diye hatırlıyorum. E, oradan döndü arkadaşlar. Şuradaki yapı bizim yapısal analiz biliyorsunuz bizim modelin adı analiz ettiğimiz şekil. Bakın şurada bir yapı söz konusu. Genişleyen üçgen şeklinde bir yükselen hat var. Şimdi burada arkadaşlar dikkatimizi birkaç şeye çekeceğiz. Daha önceki tüm bu hareketlerinde gelen bu destek bölgelerinden gelen hareket hep süper trende kadar gitti. Bu sefer yine süper trende kadar gitme ihtimali var. o da 4535. Süper trendin üstünde ise bir miktar hız kaybediyor ve ondan sonra güç kaybederek yine kademeli yukarı doğru gitmekle beraber sonra gelen sert satış bir yorgunluk işareti olarak algılanabilir. Dolayısıyla şuraya gelecek olan hareket bir obo görüntüsü içerisinde bir sonlanış hareketi söz konusu olabilir. Düzeltme öncesi hareket söz konusu olabilir diye ifade edelim. Ama burada bu hareketin izlenmesi için tekrar 21 EMA'nın altına gelmesi özellikle takip edilmeli. 21 EMA yani buradaki süper trend 4535 hatta belki buradaki onay mahiyetinde burası Görüldükten sonra tekrar süper trendin üstünde kalacak mı? Ee, kalmayacak mı? Süper trend dediğimiz şu noktacıkların olduğu kısmın üstünde kalacak mı? Kalmayacak mı? Ki buranın üstüne atacak olursa zaten süper trend aynı burada kırmızılar olduğu gibi şu aşağı bölgelerde olmuş olacak. Ancak şuradaki satışların biraz güçlü olduğunu da ifade etmekte fayda var. Bakın buradaki satışlardan çok daha farklı bir satış oldu ki bu bizim piyasamızda. Piyasamız çok ciddi yükselmemiş olmasına rağmen olumsuz etkilediğini belirtelim. Neredeyse bakın Şubat'tan bu tarafa gelen. Şubat'ta biz buna benzer bir düzeltme olmuştu. Yurt dışı piyasalarda. ilk defa bu kadar e, volatil bir piyasa ile karşılaştık diye ifade e, edelim arkadaşlar. Yani bu şekilde bir dalgalanma ile karşılaşmış olduk. Geçen sene Şubat'ta gelen e, hareket. Daha o süreçte arkadaşlar gelen tepki hareketi süper trende vurduktan sonra bu kadar sert gelen hareket süper trende vurduktan sonra bir miktar geri çekilmeyle sonuçlanmıştı. Dolayısıyla 4535 noktası e, denendikten sonra tekrar bir geri çekilme ile karşılaşabiliriz. Burada 21 MR'ın üstünde kalıp kalmayacağı yakından takip edilecek. özellikle şu kısım şu destek bölgesi dediğimiz kısım 4450 ve biraz daha aşağı hatta 4400 diyeyim ben emin olma noktası 4400'ün kırılmaması gerekir. 4400 kırılacak olursa o zaman hareket 4000'e kadar yani yaklaşık %10 daha geri çekilme söz konusu olabilir. Normalde tabii makul düzeltme böyle bir piyasada Bakılacak düzeltme noktası 4400 arkadaşlar. Yani bakıldığında böyle bir dalga makul bir piyasa karşılaşılabilecek bir dalga olarak ifade edilebilir. Ancak şimdilik tabi şimdilik bu bölgede biraz durulma beklenebilir. Beklenmesi gerekir daha doğrusu. Bir durulma hareketi söz konusu olabilir. Ondan sonraki süreçte piyasanın işte gelecek olan haberleri, FED'den gelecek olan haberleri nasıl algıladığı e, dikkatle izlenmeli. O süreçte tekrar aşağı doğru bir eğilim mi gösterecek yoksa piyasada tekrar destek bulup yukarı doğru mu gidecek o e, yakından takip edilecek. Buradaki kısmın önemli bir destek hattı olduğunu unutmayalım. Direnç noktası ise 4535 diye ifade edelim. E, şimdi bir de Dow Jones'a bakayım. Dow Jones'ta durum nedir? Dow Jones'da S&P ile benzer paralelinde hareket ediyor. Onda da yine gelen sert hareket. Tabii daha önce doğucuğumuz bir zirve yapmış. O zirveyi geçmekte güçlük çekmiş ve bir çanağa benzer. Bakın şöyle hareket yapmış. Yani bu da bakıldığında bir alt desteği. Bunu tabii bunun grafiği biraz daha farklı. Benim analizimde şu bölgenin üstüne bir çeşit fake atış biz fake diye tabi nitelendiriyoruz. Bu bölgeyi bizim yapısal modele göre fake atış. Sonra geri çekilme. Üstünde dikkat etseniz fazla kalamıyor. E, bu ise yükselen hattın olduğu bölgeye kadar geldi. Şimdi normalde arkadaşlar şu hatta daha önce değdiği gibi şu hatta değmesi beklenir. Yani şu bölgeye e, destek bulup bu bölgede destek bulup tekrar yukarı doğru gitmesi beklenir. E, tabi buranın altına gelmesi, şuranın altına gelmesi çok derin bir düzeltmeye işaret eder ki bunu e, ne arzu ederiz ne de bekleriz diyelim. Ama şurası makul bir nokta olarak karşımıza çıkabilir. Yükselen trendini kırmadan ara bir düzeltme noktası olarak karşımıza çıkar. Oranın kırılımı bu tabi oranın kırılımı o zaman şu bölgeyi gündeme getirecektir. Şimdilik tabi piyasayı şöyle bir yatay bant içerisinde takip etmekte fayda var. Yani bu dediklerimiz bu aşağı senaryolar ancak piyasa geri döndüğünde hedeflenebilecek noktalar olarak bakmak gerekir. Piyasa geri döndüğünde neresi hedef olabilir diye değerlendirdiğimizde işte o yükselen trend noktaları hedef destek noktası olarak izlenir. Ama piyasa şu anda geçen hafta özellikle yukarı açtı. Önce gelen 2 haftalık düzeltmeden sonra son 2-3 gündür gelen tepki hareketleriyle süper trend yani 35.450 noktası hedef olarak karşımıza çıktı. Bu bölge bir obo sinyali verir mi? Obo görüntüsü içerisinde hareket eder mi? Dikkatlice dediğim gibi izlenmeli. Ona göre piyasada pozisyon alırmalı. Şu an için piyasa gelen sert satışlardan sonra güçlü 3 günlük süren güçlü bir tepki. Fakat cuma günü biraz kararsız bir gün olmuş. Kararsızlığın işareti bir şu mumla karşımıza çıkmış. Onu belirtelim. Normalde böyle bir güçlü hareketten sonra Hafif bir geri çekilme. Sonra eğer piyasa yukarı doğru gidecekse şu süper trendin olduğu noktayı, yani şurası trade hedef noktası olarak takip edilir. Dene, deneyebilir arkadaşlar onu söyleyelim. Ama buranın üstünde kalamazsa, kalıcılık sağlayamazsa bu hafif geri çekilmeden özellikle 34.500 kırılacak olursa o zaman işte o negatif senaryoda şu yükselen hattın olduğu 33.000 bölgesi hedeflenebilir. Burası %50 düzeltme noktası olarak yani düzeltmenin yarı noktası olarak karşımıza çıkar. 33.000'den sonra ise hareket tekrar yukarı yönlü olabilir diye belirtelim. Tabii bu söylediklerimiz genel olarak ne olur ne diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Yani bu grafiğe baktığımızda ne görüyoruz onu ifade ediyoruz. Yoksa bir yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü benim söylediklerimle hareket edecek olursanız zarar etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız arkadaşlar. Söylediklerimiz sadece... Grafik okuma ve bilgi vermedir. Onu belirtelim. Yani ne görüyoruz buralarda? Ne var? Destek, direnç noktaları nelerdir, Onu göstermeye çalışıyoruz. Trendler nasıl takip edilir? Ee, borsadaki hareketler nerelerden destek bulur? Ve dönüş yerleri e, nedir? Yardımcı indikatörler vasıtasıyla e, buradaki grafikler vasıtasıyla ne görüyoruz? Burada tabii daha önce geçmiş hareketlerine bakıldığında bir OBO görüntüsü vardı. Fakat OBO şuradaki OBO'nun kısa vadeli onay alınmış olmasına rağmen buradaki süreçte onay alınmadı tam destek bölgesinden tekrar çıktı. Şimdi burada yine benzer bir bakın hep obo yapıyor. Burada da yine benzer bir obo yaptı. Fakat yine aynı şekilde destek buldu. Fakat her zaman böyle olmayacaktır arkadaşlar. Bir gün gelecek bu obolar kırılacaktır arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani obo gerçek potansiyelini diyelim ortaya koyacak. Ve bu derinlik kadar bir düzeltmeyle karşılaşılacaktır. Ancak sonuçta borsalar yine yükselir ve yükselmeye de devam eder. Orta uzun vadede borsalar yükselmek zorundadır. Aşağı doğru değil, yukarı doğru senaryolar çizilir. Yani şöyle demek lazım. İki yukarı gidiyorsa borsa bir aşağı gelir arkadaşlar. Yani iki yukarı bir aşağı. Ee, bazen de üç yukarı bir aşağı şeklinde değerlendirmek lazım. Yani genel anlamda yıl içerisinde olan hareketler düzeltme olarak kalır. Piyasa, yurt dışı piyasaları hala boğa piyasasında güçlü durmaya devam ediyor. Her ne kadar geçen seneye ile birlikte yani Mart'tan bu tarafa bakın Mart burası Mart'tan bu tarafa çok ciddi bir primlenme söz konusu olmasa da sadece %10 %15'lik bir atak yaptı onlarda da yani çok ciddi bir prim söz konusu olmasa da yine de yukarı yönlü bir piyasa olduğunu belirtmekte fayda var ama ciddi bir primlenme olmadı yalnız Ocak'tan itibaren bakarsanız Ocak şuraya 11 Ocak evet. 2021 başından itibaren bakarsanız 31 bin 36 bin aşağı yukarı görüldü. Yani yaklaşık %20'lik bir potansiyel yurt dışı piyasalarda görülmüş oldu. Dolayısıyla %20'lik bir hareketin düzeltmesi de işte o yükseliş potansiyelinin olduğu kısım belki işte üçte birlik kısmına veya yarısını diyelim. Yani 10 bin %10'luk bir düzeltme. İşte tam burası makul bir yıl içi düzeltme noktası olarak %50'lik hedef noktası olarak karşımıza çıkabilir. Ki trend de zaten onu gösteriyor. Ee, önümüzdeki 2-3 ay içerisinde yani bu yılın e, sonuna varmadan herhalde bu düzeltmesini yapıp ondan sonra tekrar yukarı yönünü e, gidişatını sürdürebilir. Söylediklerimiz tabii yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak beklentimizi ifade ediyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.